Aşağıda verilen tablolarda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Şimdi taban bloklarına bakarak sayımızı yazalım önce. 3 tane yüzlük olduğu için burada 3 olması gerekecek. Burada 2 tane onluk, buraya 2, burada 1 bir tane birlik olduğu için 1 olacak. Sayımız da 321 şeklinde oluşuyor. O zaman buraya 321 yazalım. Eksik olan yerlere bakalım. Şimdi yüzler basamağı, onlar basamağı, birler basamağı yerli yerinde. Yüzler basamağında basamak değerini yazacağız 3'ün. 3 Üç tane yüzlükten oluştuğu için basamak değeri 300 olarak ifade edilir. 2 tane onluktan oluştuğu için onlar basamağındaki 2'nin basamak değeri 20, 1'in basamak değeri ise 1 olarak ifade edilir. 1 tane yüzlük, 4 tane onluk ve 0 birlikten oluştuğu için bu sayımız 140 olarak ifade edilir. Yüzler basamağındaki 1'in basamak değeri bir tane yüzlükten oluştuğu için 100 olur. 4'ün basamak değeri 40 ve 0 basamak değeri yine 0'a eşittir. Yüzler basamağında 2, onluklarda yani onlar basamağında 0, birler basamağında ise 2, 4, 6 vardır. Bu sayımız 206 burada oluştuğu gibi hemen 206'yı yerine yazalım. Yüzler basamağındaki 2'nin basamak değeri 2 tane yüzlükten oluştuğu için 200 olarak ifade edilir. 0 nerede olursa olsun daima basamak değeri 0 eşittir. 6 tane birlikten oluştuğu için 6'dır 6'nın basamak değeri. Aşağıdaki sayılarda 5 rakamının bulunduğu basamağın adını yazınız. Basamak değerini bulunuz. Buradaki 5 birler basamağındadır. Dolayısıyla basamağın adı birler basamağı olarak ifade edilecek. Birler basamağında olduğu için 5 birlikten oluşur. Basamak değeri 5'tir onlar basamağı. 5 tane onluktan oluştuğu için basamak değeri 50 olarak ifade edilir. Buradaki 5 yüzler basamağındadır. Ve yüzler basamağında olduğu için 5 tane yüzlükten oluşur. Dolayısıyla basamak değeri 500 olur. Buradaki 5 yine yüzler basamağında. 5 tane yüzlükten oluştuğu için de basamak değeri 500 olur. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne D, yanlış olanların önüne Y yazınız. 389 sayısında basamak değeri en küçük olan rakam 3'tür. Baktığımızda 9'un basamak değeri 9'dur, 8'in basamak değeri 80'dir, 3'ün basamak değeri ise 300'dür. Dolayısıyla yanlıştır, 380 ve 9'dan büyüktür. 462 sayısında 4 sayısının basamak değeri 400'dür. 4 yüzler basamağındadır. Dolayısıyla 4 tane yüzlükten oluşur. 4 tane yüzlük 400 olduğu için doğrudur. 173 sayısında 3 sayısının basamak değeri 3'tür. Evet 3 birler basamağındadır ve basamak değeri 3'tür. 562 sayısında 6 sayısının basamak değeri 6'dır. 6 onlar basamağındadır. Basamak değeri 6 değil 60 olur ve dolayısıyla buna yanlış diyeceğiz. 307 sayısında onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 10'dur. Onlar basamağında sıfır olduğunu görüyoruz. 0 nerede olursa olsun basamak değeri daima 0'dır. 600 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri 600'dür. 6 yüzler basamağındadır ve 6 tane yüzlükten oluştuğu için basamak değeri 600'dür. Doğru olarak ifade edilir. 736 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır? Onlar ve birler basamağı demiş. Burası onlar basamağı, burası da birler basamağı. Şimdi ayrı ayrı bulalım basamak değerlerini. 3'ün basamak değeri 3 tane onluktan oluştuğu için 30 olarak ifade edilir. Artı 6 birler basamağında basamak değeri 6 olarak ifade edilir. Ve sonuç 30 ile topladığımızda 36'ya eşit olur. Aşağıda verilen eşyaların fiyatlarını en yakın onluğa yuvarlayınız. 13'e bakalım önce. Birler basamağında 3 vardır. 3, 5'ten küçük olduğu için alt onluğa yani bulunduğu onluğa yuvarlanır ve dolayısıyla 10 olur. 121'e baktığımızda birler basamağında 1 vardır. 1, 5'ten küçüktür. Bulunduğu onluğa yuvarlanır. 120 olarak ifade edilir bulunduğu onluk. 623'te birler basamağında 3 var. Yine bulunduğu onluk olan 620'ye yuvarlanır 623'te. Şu bilgiyi verelim. Birler basamağına bakıyoruz e, yakın onluğa yuvarlamak için. 1 2 3 4 varsa yani 5'ten küçükse bulunduğu onla, 5'ten büyükse ya da 5 varsa sonraki onluğa yuvarlanıyor sayılarımız. 604'ün birler basamağında 4 var ve bulunduğu onluk olan 600'e yuvarlanır. 217'nin birler basamağında 7 var. 5'ten büyük olduğu için sonraki onluk olan 220'ye yuvarlanır. 75'in birler basamağında 5 olduğunu görüyoruz. 5 ve 5'ten büyükse sonraki onluğa yuvarlanıyordu. Dolayısıyla bu da 80'e yuvarlanır. Aşağıdaki tabloda bir gazete bayisinde bir haftada satılan gazete sayısı verilmiştir. Tablodaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yazınız. Sayıları yakın yüzlüğe yuvarlarken son iki basamağına bakıyoruz. Son iki basamağı 50 ve 50'den büyükse sonraki yüzde, 50'den küçükse bulunduğu yüzlüğe yuvarlanıyordu. Buradaki son iki basamak 46'dır yani 50'den küçüktür. Dolayısıyla bulunduğu yüzlük olan 600'e yuvarlanır. Yüzlük yüzer yüzer sayarken söylediğimiz sayılardır sevgili çocuklar. Burada 24 var. Bulunduğu yüzdeye yuvarlanır. O da 500 olur. 33 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzlük olan 600'e yuvarlanır. 522 22 50'den küçük olduğu için bulunduğu yüzlük olan 500'e yuvarlanacak. 627 27 50'den küçüktür. Bulunduğu yüzlük olan 600'e yuvarlanır. 95 50'den büyük olduğu için 895 900'e yuvarlanır. 42 50'den küçük olduğu için 942 900'e yuvarlanır. Aşağıdaki sayıları en yakın onlukları ile eşleştiriniz. Birler basamağına bakıyorduk. 4, 5'ten küçük olduğu için bulunduğu onluk olan 720'ye yuvarlanır. 732, 2, 5'ten küçük olduğu için bulunduğu onluk olan 730'a yuvarlanır. 773'teki 3, 5'ten küçüktür. Yine bulunduğu onluk 770'e yuvarlanır. 6, 5'ten büyüktür. Sonraki onluk olan 760'a yuvarlanacak. 8, 5, 5'ten büyüktür. Bu da sonraki onluk olan 750'ye yuvarlanacak. Aşağıdaki sayılardan hangilerinin en yakın olduğu yüzlük 400'dür? 425'e baktığımızda son iki basamağı 25'tir. Dolayısıyla bu 400'e yuvarlanacaktır. Çünkü 50'den küçüktür son iki basamağı. 53, 50'den büyük olduğu için bu sonraki yüzlüğe yuvarlanır. Bu 400'e yuvarlanmaz, 500'e yuvarlanır. 48 50'den küçüktür. Bu da bulunduğu yüzlük olan 300'e yuvarlanır. 72 50'den büyüktür ve dolayısıyla sonraki yüzlük olan 400'e yuvarlanır. 87 50'den büyüktür. 387'de sonraki yüzlük olan 400'e yuvarlanır. 36 50'den küçüktür. Bu da bulunduğu yüzlük olan 400'e yuvarlanır. Efe aşağıdaki tabloya aile bireylerinin boy uzunluklarını yazdı. Verilen uzunlukları en yakın onluğa yuvarlayarak yazınız. 137 santim en yakın onluğa yuvarlandığında 140 olur. Çünkü birler basamağında 7 var ve 5'ten büyüktür. 165'in birler basamağında 5 olduğu için sonraki onluk olan 170'e yuvarlanır. 3, 5'ten küçüktür. Bulunduğu yüzlüğe yuvarlanır. Onluğa pardon. 8, 5'ten büyüktür. Sonraki onluk olan 120'ye yuvarlanır. 1, 5'ten küçüktür ve bulunduğu onluk olan 160'a yuvarlanır. 6, 5'ten büyüktür ve sonraki onluk olan 180'e yuvarlanır. Aşağıdaki sayıların arasına küçük, büyük, eşit sembollerinden uygun olanı yazınız. 240 ile 305'i karşılaştırırken nereye bakacağız? Yüzler basamağına bakacağız. Yüzler basamağında 2 var, 3 var. Yüzler basamağındaki 2, 3'ten küçük olduğu için 240 küçüktür, 305 diyeceğiz. 110'a bakalım. Şimdi yüzler basamakları eşit. O zaman nereye bakacağız? Onlar basamağına bakacağız. Onlar basamağında 1 sıfırdan büyük olduğu için 110 büyüktür 103 diyeceğiz. 282'ye baktığımızda 2 3'ten küçük olduğu için 282 küçüktür 321. 408, 408 zaten söylerken eşittir olduğunu söylüyoruz ama karşılaştıralım. 4 ile 4 eşit, 0 ile 0 eşit, 8 ile 8 eşit o zaman eşittir diyeceğiz. Aşağıda verilen eşyaların fiyatlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bakalım şimdi 950, 920, 318, 358 ve 420 lira fiyatları eşyaların. Önce yüzüklerine bakıyoruz. 9, 9, 3, 3, 4 var. Buradaki 9'lar hepsinden büyüktür. Bize küçükten büyüğe demiş. O zaman en küçüğe bakacağız. 3'lere bakacağız. Buradaki 3'ler 2 tane 3 var. Fakat onlar basamaklarına baktığımızda 1, 5'ten küçüktür. En başa o zaman 318 yazacağız. Şöyle altını çizelim yazdığımızı. 318 ve araya küçüktür işaretini koyacağız. Daha sonra 358. 358 küçüktür. 4, 9'lardan küçük olduğu için 420 yazacağız. 420 küçüktür. Şimdi bu ikisini kendi arasında karşılaştıracağız. Yüzler basamağı eşit işte olduğu için onlar basamağına bakacağız. 5 ve 2 var. 2 5'ten küçük olduğu için 920 küçüktür. En sona da 950 yazacağız. Aşağıda 4 arkadaşın okul numaraları verilmiştir. Bu numaraları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu defa en başa büyüğü yazacağız. Yüzler basamağına bakıyoruz yine. 8, 9, 7, 8... 9 hepsinden büyüktür. O zaman 901'i en başa yazacağız. 901 büyüktür dedikten sonra devam ediyoruz. 2 tane 8'imiz var. Onluklarına baktığımızda 0 onluk var, 1 onluk var. 1 onluk 0 onluktan büyüktür. 816 diyeceğiz. büyüktür. Daha sonra 805 büyüktür. En sona 727 yazacağız. 873 büyüktür 765, büyüktür 823, büyüktür 608, büyüktür 516. Verilen sıralamada hangi iki sayının yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur. Kutucu işaretleyiniz. Bakalım şimdi yüzlüklerine bakıyoruz. 8, 7, 8. Şimdi buraya baktığımızda hemen fark ediyoruz. Çünkü 7, 8'den küçüktür. Daha sonra gelmesi gerekiyor. E biz yine de devam edelim. 6 da en küçüktür ve en sonda olması gerekiyor. 765 ile 823'ü değiştirdiğimizde sıralama doğru olmuş olacak. Yani bu kutucuğu işaretlememiz gerekiyor. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Kutucuğu işaretleyiniz. 321 371 391 395 küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Önce yüzlüklerine bakalım. 3 3 3 hepsinin 3 olduğunu görüyoruz. Onluklarına baktığımızda 2 7 9 9 Evet buradaki 2 7'den ve 9'lardan küçüktür. Burası doğru. Burası da doğru. Sonra bunu kendi arasında karşılaştıracağız. 1 5'ten küçük olduğu için bu doğru. O zaman bunu doğru olarak işaretleyelim. Diğerlerindeki yanlışlara bakalım şimdi. Yüzlükleri eşit hepsinde 4 var. Onluklara baktığımızda 0 1 0. Bak burada yanlışlığı gördük hemen. 0 1'den küçüktür. Burası doğru ama bu 0 da 1'den küçüktür. Bu daha öne gelmesi gerekiyor. Hatta bu en başa gelmesi gerekiyor çünkü 8 9'dan da küçüktür. Buraya baktığımızda burada büyükten küçüğe doğru sıralanmış. 6, 3'ün tanesinde eşit. Bu en sonda olması gerekiyor. En küçük bu doğru. Şimdi diğerlerine bakalım. Buradaki 6'lar eşit olduğu için onluklara bakacağız. 1, 1, 1 o da eşit. Sonra birliklere bakalım. 9, 2, 8. 2, 8'den küçüktür. Bunların yer değiştirmesi gerekiyor. Bu da yanlıştır. Yukarıdaki noktalı yerlere konulacak semboller sırasıyla hangileridir? Kutucuğu işaretleyiniz. 88 ve 888'de baktığımızda bu iki basamaktır, bu üç basamaktır. İki basamaklı üç basamaktan her zaman küçüktür zaten. Dolayısıyla buraya küçüktür işaretini koyacağız. 202 ve 101'e baktığımızda 2 birden büyüktür, büyüktür işareti koyacağız. 90 eksi 2, 90 2'nin sonucunu bulalım önce. 90'dan 2 çıkardığımızda 88 olur. 88'de de 88 birbirine eşittir. Dolayısıyla buraya eşittir koyacağız. Yani küçük, büyük, eşittir olacak baktığımızda buradan küçük büyük eşittir işaretini görüyoruz ve do bu doğru olacak